Şu sözleri defalarca duymuşsunuzdur. Su testisi su yolunda kırılır. Herkes layığını bulur. Ne ekersen onu biçersin. Bu tabirler dünyada yapıp ettiğimiz ne varsa hepsinin önünde sonunda uygun biçimde karşılık göreceğini anlatmaya çalışıyor. Ama asıl vurgu kötü sonuçlara yapılmış. Mesela birileri için layığını buldu diyorsanız o kişi muhtemelen uygunsuz ya da yapılmaması gereken bir şey yapmış, sonunda da başına kötü bir şey gelmiştir. Aslında bu tür ifadelerin sosyal algı çatısı altında bir buluşma noktası var. Adil dünya inancı. Buna göre, basitçe hiçbir iyilik mükafatsız kalmadığı gibi, hiçbir kötülük de cezasız kalmaz. Konu mankeni olarak şuraya bir serkan çiziyorum. Bu da dünya. Dünya pek orantılı değil ama biz yine de Serkan'ın orada yaşadığını farz edelim. Bir de ok çıkaralım şöyle. Bu da Serkan'ın dünya üzerinde yapıp ettiklerini temsil etsin. Öncelikle Serkan bir iyilik etmiş olsun. Mesela koluna girdi yaşlı bir teyzeyi yolun karşısına geçirsin. Sonuçtan beklentimiz ne olurdu? Adil dünya inancına göre gayet öngörülebilir, yerinde ve adil bir sonuç beklerdik. Yani bu örnekte Serkan'ın bir biçimde ödüllendirileceği bir sonuç. Şimdi bir de bunun tersini düşünelim. Serkan kötü bir şey yapacak olursa, yine adil dünya inancına göre er ya da geç cezasını çekecek. Aslında bu varsayımın ardında iyilik yapanları ödüllendiren, kötülük yapanları ise cezalandıran kozmik bir güç inancı yatıyor. Bu güç sayesinde adalet önünde sonunda yerini buluyor. Ya da hiç değilse pek çok kişi böyle düşünüyor. Bu şekilde düşünmek başkalarının yaşadığı iyi ya da kötü şeylerin mantığa bürünmesine yardımcı oluyor. Bu sayede başka kimseleri mutlu eden ya da onları acı çektiren şeyleri açıklamak kolaylaşıyor. İkincisi de hayatlarını öngörebilecekleri inancını pekiştiriyor. Çünkü çok çalışırsam istediğim şeye önünde sonunda kavuşurum düşüncesiyle geleceğe dair planlar yapıp Hedef odaklı yaşamak çok daha kolay. Canımı dişime takıp gece gündüz demeden çalışırsam, doğru olanı yaparsam hak ettiğim mükafatı mutlaka alırım gibi. Ne var ki adil dünya inancı her zaman işe yaramıyor. Çünkü dünya üzerinde bu varsayımı tehdit eden şeyler oluyor. Örneğin iyilik yapanlar her zaman iyilik bulmadığı gibi kötülükler de cezasız kalabiliyor. Dahası bu varsayımdan yola çıkarak hiç olmadık yerlere varmak da mümkün. Yoksul insanları yoksullukları, şiddet mağdurlarını mağduriyetleriyle suçlamak gibi. Adil dünya inancı hakkında bilmemiz gereken şeylerden biri de, dünyada her gün tam aksini kanıtlar nitelikte sayısız şeyin olup bittiği. Yani dünya hiç de adil değil. Dünyanın adil bir yer olmadığını fark ettiğimizde, kimi zaman iyiliklerin cezalandırılıp, kötülüklerin ödüllendirildiğini gördüğümüzde tüm bu olup bitene bir anlam vermeye çalışıyoruz. Bunu farklı yöntemlerle yapıyoruz. Adil dünya fikri tehdit altındaysa genellikle iki farklı yaklaşım söz konusu oluyor. Bunlardan ilki bir takım rasyonel tekniklere başvurmak. Gerçeği olduğu gibi kabul edebilir ya da adaletsizliği önleyecek şeyler yapmayı deneyebiliriz. Hayır işleri yapmak ilgili mercilerden taleplerde bulunmak ya da hukuki yollara başvurmak gibi. Fakat akıl dışı yollara sapmamız da mümkün. Bu da ikinci ihtimal. Bu seçeneği tercih ettiğimizde inkar en belirgin davranış biçimi oluyor. Ya mevcut duruma tanıklık ettiğimizi reddediyor ya da o durumu bütünüyle yok sayıyoruz. Doğrudan tanıklık ettiğimiz şeylere yorum katmamız da acabası. Örneğin şiddete maruz kalmış biri söz konusu olduğunda halbuki o kadar da iyi bir insandı böyle bir acı yaşamayı da hiç hak etmiyordu demek adil dünya inancımızla çelişecektir onun yerine yaşanan kötü sonucu kendimizce yorumlayıp inancımızla örtüşür hale getirmeyi deniyoruz mesela canım o kadar da abartılacak bir şey yok hayatta neler neler oluyor bir tek onun başına gelmedi ya diyebiliyoruz ya da doğrudan sebebe odaklanıp e ee, zaten tekinsiz bir sokaktan geçiyormuş. Saldırıya uğraması çok normal. Canını kurtardığına şükretsin diyoruz. Hatta bazen işin içine mağdurun kişiliğini bile katabiliyoruz. Ben de onu iyi biri sanıyordum ama yanılmışım. Zaten son zamanlarda saçma sapan tiplerle takılıyordu. Başına gelenlere hiç şaşırmadım gibi. Görüldüğü gibi adil dünya inancımıza gölge düşürmemek adına elimizden geleni yapıyor. Talihsiz olayların sebeplerine sonuçlarına ya da mağdurların kişiliğine dair mantıksız yorumlar getirebiliyoruz. Şimdi gelin şu mavi çizgiye yakından bakalım ve başkalarının davranışlarına nasıl anlam yüklüyormuşuz görelim. Buna yükleme kuramı. Anlam yükleme kuramı da diyebiliriz. Çizginin bir ucunda bireyin doğrudan kendisiyle ve mizacıyla ilgili faktörler yer alıyor. Diğer ucunda ise söz konusu bir durumla ilgili çevresel faktörler bulunuyor. Adil dünya inancı hakkında bilmemiz gereken bir diğer şey de bu varsayımın kişiye bağlı sebeplere yani davranışlara ve eylemlere fazlaca anlam yüklemesi. Çevresel ve durumsal faktörleri ise bir o kadar hafife alıyor olması. Örneğin yoksul biriyle karşılaştığımızda o kişinin içinde bulunduğu durumu tamamen kendi hatalarına ya da yetersizliklerine yorabiliyoruz. Sorumluluk hissetmektense o kişinin doğrudan maruz kaldığı sosyal ve çevresel şartları, yaşadığı ortamın iç dinamiklerini göz ardı etmek belki de işimize geliyor.